Bir sözle iman gider mi diyor. Öbürü de cevap veriyor. Bir sözle gelmedi mi? İman sözle gelir, sözle gider tabii. Bir Volkswagen şöyle var ya 70'lerden. Vos. Başladık hocam, başladık. Ne zamandan beri yayındayız? Ben aşk dediğimden beri herhalde yayındayız hocam. İki kere rüyamda gördüm sizi. Hayırdır inşallah. Dünya geçmesi güzel olan bir yerdir. Bir özge temaşa ile geçtik diyor şair. Dünya dediğim bir pencere her gelen bakar. Her gelen baktı geçti. Devamını da hatırlıyor musun? Sen hatırlarsın. Neyse yok. Sen ezberi sonra yapacaksın. Anladım. Diken gülün habercisiymiş. Bela nimetin ambalajıymış. Medeniyetimizin bize verdiği ders çok açık. Sesini yükseltme. Sözünü yükselt. Yanmak ister gönül pişmek sen diyarında. Ruhum miracına varmak. Sitretül müntehaya. Olmadı bir çakıl taşı olmak bilinmeyen yollarda ya da arş-ı aladan bakmak sana yükselmek gibi maveraya demiş şair. Kim? Erhan Keklik. İyi demiş. Murabba da derler. Murabba. Murabba. Matematikte kare, edebiyatta dört mısralı şehir. Hocam sizle program yaptıktan sonra geçen bir sene içerisinde iki kere rüyamda gördüm sizi. Hayırdır inşallah. En son gördüğüm hatırlayayım. En son hocam gördüğüm rüyada yine bir program yapmışız sizinle. Diyanet Vakfı'ndan çıkıyoruz. Siz vasıtanızı arıyorsunuz. Böyle sarı renkli bir araç diyorsunuz. Hocam taksi olmasın diyor. Yok benim kendi arabam diyorsunuz. Eski böyle 93 model falan hocam. 95 model. Ufak böyle hatchback bir arabaya biniyordunuz. Onu arıyorduk epey sizde. Ya benim arabam nerede diyordunuz hocam. Hayırdır inşallah. Ben de o vasıtayı size bulmaya çalışıyordum. Hocama da klasik araba gider zaten yani şimdi. Yani bana kalsa öyle bir şey yapacağım da işte. Ev ahalisi müsaade etmiyor. Hocam. Bir Volkswagen şöyle var ya 70'lerden. Vos. Şeylerde oluyor hocam bu. Efsane oluyor. Şair yani. Kısmında olur. Tiyatrocu falan sanatçı kısmında olur. Aynen öyle hocam. Hatta şey bile Pipo. Yapabiliriz. Siz onu alırsanız ben de onu Osmaniye'ye götürüp üstünü açılıp kapanan yaptırırım hocam. Sahil boyu beraber böyle. Arada bir ben de yanınıza alırsınız. Arkadaşlarımız yer olursa onları da arkaya atarız hocam. Allah razı olsun ya bize de. Ayıp olmasın diye şimdi demeyecektim de ayıp olmasın diye onlara da söylemiş Allah oldum. Allah razı olsun yani tabii. Arkaya da inancım o ki söz hayatidir diye. Ya bak o da olur. Hocam ömrümüzü geçiriyoruz. Biz henüz ortalarında derim herhalde ben 27'yim. Erhan adam akıllı ortasında hocam. Herhalde. Ama yaş henüz 35 olmadı. Yolun yarısında da sayılmayız herhalde. Aşktan bahsederiz ama genelde böyle bir ömrümüzü neye vakfederize böyle bir nasıl bereketlendiririz onu sizinle konuşmak taraftarıyız. Tamam hocam siz şimdi hayati inanç olarak neye vakfettiniz de ömrünüzü hayati inanç oldunuz? Bunlar genelde YouTube'da falan yok hocam biz çok göremedik rastlamadık. Biz başladık sizinle mı yoksa? Başladık hocam başladık. Ne zamandan beri yayındayız? Ben aşk dediğimden beri herhalde yayındayız hocam. Şüphelenmiştim. Evet. Senin dediğin aşk bir kere doğrudan doğruya. Aşk imkansızdır aşk. Unutmamaktır. Her şeyin onu hatırlatmasıdır. O sayede insan kendinden fazla bir şey sevmeyi görür, öğrenir. Bir eğitim sürecine girmiş olur. Yani bu bir eğitim aslında. Hani derler ya ateştir yakar, odun yanar kül olur, adam yanar kul olur. Böyle bir sevgi ile yontulmadan, pişmeden insan da bir şey olmuyor yani olamıyor. Soğana benzer insan. Ateş görürse tatlanıyor ya acı soğan. Evet. İnsan da öyle. Aşk ateşi olursa tatlanıyor, arınıyor, yumuşayıp inceliyor. Gözleri yaşarıyor, içi yanıyor ve bir daha iyi insan olma yoluna bir adım atıyor. Ama gaye bu mu? Değil. Bu vasıta. Gaye kulluk. Yani kul olabilmeye doğru mesafe almak mesele. O açıdan kıymetli yani. Efendim, abdiyet dediğimiz şey, kulluk yani. Varılacak en yüksek mertebe. İki cihan serverini anarken Muhammeden abdühü ve Resulü diyor. Evvela kulluğu
nazara veriliyor. Önce o zikrediliyor. Çünkü kıymetli olan, insan için kıymetli olan şeyin iyi kul olmak, hedefin bu olduğu hatırlatılıyor bu vesileyle de. Sen sordun hani dedin ya nasıl oldu da gönlünü neye verdin? Ben yani buna biraz haddimi aşarak aşkın bir biçimi, bu bir aşk diyebilirim. Benim edebiyatla ve onun temas ettiği alanlarla ilgim aslında bir aşk. Ancak oradan süzülecek usarenin gençlerimize ulaşması bir hayat kaynağı da. Bunu görüyorum çok net bir şekilde. Yani 40 yıldır bunu tecrübe etmekteyim. İşte gençlerin ondan mahrum kalmaması, hani çiçek sulamak gibi bir şey yani. Eve geldiniz, bir sürü çiçek var, boyunlarını bükmüşler, solmuş. Belli ki bir yudum su verilse kendine gelecek. Ve hatta veriyorsunuz, yarım saat sonra hepsinin neşelendiğini de görüyorsunuz ya. İşte aynen öyle gençlere bu iklimden süzülen bir katre bile bir anda iksir tesiri yapıyor. Bir anda bunu hemen gösteriyorlar da. Rol yapmayı bilmedikleri için pek, yani gençliğin o tazeliğin imkanı, maske takmıyor. Çok affedersiniz, numara yapmıyor yani. Hayat bulduğunu, nefes aldığını anında hissettiriyor. Sözünden, gözünden bunu görüyorsunuz. Bunu görünce de artık söz hayatidir falan demem ondan. Çünkü insanoğlunun özelliği söz ile şifa buluyor. Zehir de aynı yolla intikal ediyor. İnsan kulaktan zehirlenir. İnsan panzehiri de kulaktan alır. İşitme o kadar önemli bir vasıf, dinleme, söz o kadar önemli bir vasıf ki Hazreti Mevlana Mesnevisine Bişnav diye başladı. Dinle, işit ve onu şerh eden Tahirül Mevlevi merhum, ama peygamber geldi, işitmeyen peygamber gelmedi diyor. Ama olabiliyor peygamber ama sağır olamıyor. O vazife verilmiyor sağır olan. Ha. Söz mühim o açıdan. Hayat buluyor insan. Yani şunu şöyle de özetlemek mümkün. Rabbil Alemin Kur'an-ı Kerim'i ikra diye başlattı. Oku. Hazreti Mevlana da Mesnevisinde işit diye devam etti. Oku ve işit dinle yani. Efendim. O yüzden önemli. Sözler hocam şöyle de kıymetli. Biz İslam'a girişte şehadet getiriyoruz. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah. Bir sözle oluyor ne oluyorsa. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyoruz. Evet. İşitenler de şahit oluyor. Şahit oluyorlar. Tabii. İşte orada başlıyor her şey. O kelimenin varlığıyla yokluğu arasındaki fark Ebu Bekir ile Ebu Cehil'in arasındaki fark gibi. Yani, tabii hocam. Yani dil ile ikrar olmadan biz de... Hiçbir şey geçerli değil. Demişler ki yahu küfür alameti olan sözlerden bahsediyorsunuz. Eski klasik kitaplarımızda çok geçer böyle şeyler. Küfür alameti olan sözler. İman nikah gider aman ha filan tazeleyin bu sözleri ağzınıza almayın derler. Biri de itiraz ediyor akıl dane. Bir sözle iman gider mi diyor. Öbürü de cevap veriyor. Bir sözle gelmedi mi? İman sözle gelir sözle gider tabii. Yani insanın başka nesi var zaten. Sözün bizdeki yeri hocam o zaman bakınca yani özellikle hele ki biz Türk toplumundaki sözün yeri diğer bütün toplumlardan farklı. Çok. Bunu her yerde müşahede etmemiz, her yerde gözlemlememiz mümkün. İçinde bulunduğumuz bina bunun bir şahididir. Şimdi klasik dönemde, bugüne göre klasik dönemde yapılmış Abdülhamit döneminde, 100 yılı biraz geçtiyse geçti işte, inşa tarihini bilmiyorum. Hı hı. İlk dikkati çeken özellik hayli yüksek olmasına rağmen sözü nakletme akustik manasında bir deha eseri. Son zamanlarda yaptığımız binalara bakınız, buna hiç dikkat edilmez çünkü söz önemini yitirmiştir. Tersine olarak o binalarda insanı konuşmaya veya dinlemeye hiç fırsat bırakmayacak şekilde boğan bir gürültü ses basılır. Yani aslında zulmedilmektedir. Yani aslında esarettir o. Çünkü yanınızdakiyle konuşamazsınız. Konuşsanız anlamaz zaten. Başka bir iklime davet ediliyorsunuz. Zorlanıyorsunuz yani. Bizim binalarımızda ise köy evi dahil, saray dahil, klasik mimari tarzımızda akustik bütün dünyaya örnek teşkil edecek bir incelik içerir. Her yerde bunu görüyoruz. İstanbul'daki bütün bina o klasik dönem binaları. Yani son 100 yılı bir tarafa bırakarak hepsine bakınız bunu göreceksiniz. 1881 ile 85 arası. Efendim? Caminin yapım inşa tarihi 1881 ve 85 yılı. Kaldı ki hayli yaralandığımız bir dönem yani. Kaldı ki
hayli yorulduğumuz bir dönem. Ama işte klasiğin terbiyesi devam ediyor. Söz kıymetli. O yüzden akustik önemli. Bütün bir şu kadar yüksek binada bunu Süleymaniye'de görüyorsun ya. Hayret ediyorsun, sesi bağırmana gerek yok. Yani medeniyetimizin bize verdiği ders çok açık. Sesini yükseltme, sözünü yükselt. Bağırma yani. Hiç bağırmana gerek yok. Söz yükselsin kardeşim. Daha önce biz programda söyledik hocam. Bütün güzel sözler ona yükselir diye ayet-i kerime de var. Ya şimdi dahası da var. Bir adım daha gideyim derseniz göreceğiniz şu. Sözün de ayıp olduğu, artık sükutun gerektiği bir vasat. Öyle bir an gelmiş ki söz kusur sayılıyor. Abbestir diyor. Şimdi Hazık Mehmet merhumun bir beytini hatırlamaya çalışıyorum da bu arada. Miyanı aşık-u maşukanda güftü şinid olmaz. Şimdilik hatırlayamadım ama gelecek biraz sonra. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Abestir sine safanı muhabbette gelmedi. Gelmedi. Fakat ben manayı söyleyeyim. Saf sineli, samimi, art niyetsiz, ihlaslı, arı gönüllüler arasında söz abestir diyor. Yersizdir. Aşıkla maşuk arasında kelam ve dinlemeye lüzum yoktur diyor. Peki ne demek istiyor? Gönülden gönüle bir yol var. Kalpten kalbe bir yol var. İki derviş sohbet ediyorlar. Aralarında adet oymuş. Birisi ya diyor. 15 dakika sonra o bir cevap veriyor. Ya. Sonra geçiyor bir 20-25 dakika. Bir iki ya diyor. Yarım saat sonra o da mukabele ediyor. Ya. Bir gün bunların arasına birinin tanıdığı misafir gelmiş. Oturmuş böyle senin gibi. Sıra ona gelince şöyle katılmış sohbete. Ya. Ayrıldıkları zaman dostu demiş ki o arkadaşı bir daha getirmeyin geveze. Sözü uzatıyor. Sözü uzatıyor. Bir şeyh yola çıkmış da. Yani şeyh dediğimiz nedir? Kanaat önderi. Koç. Yaşam koçu. Günümüzde yaşam koçu. Oturup kalkmayı gösteriyor. İnsanlarla ilişkileri gösteriyor. Terbiye ediyor yani. Mürebbi. Terbiyeci efendim. Eğitim işini yapıyor. Bu iş hassas yani. Biz eğitimi son zamanlarda biraz yanlış anlıyoruz. Böyle bilgi yüklemeyi eğitim zannediyoruz. O öğretim, o başka. Eğitim ve öğretim denir ya. Talim ve terbiye. Şeyh yola çıkıyor. Gideceği yeri de bilmediği için rehber lazım. Komşu bir şeyh. Ben rica ediyor. Sizin müritlerden biri diyor bu coğrafyayı iyi bilir. Yanımıza gelse de gidip gelsek hay hay diyor. Bir çocuğu katıyor yanına. Uzunca bir yol. Bir günlük falan. Gidiliyor, geliniyor. Teslim ediyor çocuğu. Teşekkür ederiz. Ev sahibi şey soruyor. Nasıl buldunuz diyor bizim çocuğu. Geveze diyor. Efendim ne densizlik etti. Adını sordum. Soyadını da söyledi. Yani sükutun fazileti ayrı bir şey. Yani nasıl bir medeniyet ki konuşurken sesini yükseltme, sözünü yükselt diyor. Bir adım daha ilerleyerek söze de hacet yok. Niye geveselik ediyorsun diyor. Minel kalbi ilel kalbi sebiyle. Minel kalbi ilel kalbi sebiyle. Kalpten kalbe yol var. Keçecizade İzzet Molla merhum, Mevlevi en büyük şairlerden biri. 1829 vefatı. İşte demek ki tarih yakın. İkinci Mahmut yanındaydı, onun dostuydu. Parlak bir adamdır aslında. Yani oğlu sadrazamdı mesela Fuat Paşa. O başbakanlık yapan adamın babası. Mevlevi ekolünde Şeyh Galip'ten sonra gelen en önemli şair olduğu söylenir. Diyor ki o hususta, sen ne demiştin? Minel kalbi ile kalbi sebilâ. Diyor ki, olur rencide hatır geçse gönlümden dahi vuslat. Nihan bir yol mu vardır hatırı canane gönlümden. Ben diyor, o sevgiliye kavuşmayı değil telaffuz etmek, değil açıktan açığa talep etmek, kalbimden geçirsem rencide oluyor. Acaba kalpten kalbe giden bir yol mu var diyor, nereden duydu? Tabii sorar gibi yapması senin dediğinin tekrarı. Var tabii,
Var tabii. Yani her şey elbette beş duyumuzla başlayıp bitmiyor kardeşim ya. Tamam, bunu inkar eden yok ama dahası var yani. İnsan karmaşık ve çok nitelikli, koca Şeyh Galip, kainatın özüsün, bütün yaratılmışların çekirdeğisin falan diyor. Boşuna mı diyor? Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen. Bu kime denir ya? Merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Ne sandın kendini diyor. Yani sen gayesin ya. Allah Allah. Devamında diyor ki, sen kıble ittihaz olunarak meleklere secde emrolundu diyor. Hatırında mı diyor? Sen diyor, Cebrail'in nefesiyle ikiz kardeşsin diyor. Nefai Cibril ile tevemsin sen. Orası hepten artık yani Şeyh Galip zirve yapmış yani orada. Cebrail aleyhisselamın nefesiyle ikiz kardeşsin gibi bir ifade biraz sıra dışı veya sınır dışı gibi görülüyorsa da biraz dikkat edince fark edilebilir. Kadir suresi. Biraz hatta bildiğim kadarıyla hocam bu yazdığından dolayı biraz taşlama olmuş. Tabii ona çok... bir sıkıntı çekti. Kolay tabii. Yani 41. odanın kapısını çaldığın zaman elbette bir şeyler olur. İpe giden olur, taşlanan olur. Olur yani. Koskoca Şeyhülislam Yahya'nın çekmediği kalmadı yani. Her şeyi dediler derler. İnsanoğludur. O da bunu göze alıyor zaten. Kadir suresi. Tenezzelül melâiketü var ruh. Melekler var. Ruh işte değil mi? Fecre kadar semada Kadir gecesi anlatılırken. Bu ruh nedir? Müfessir diyor ki Hazreti Cebrail'dir. Allah Allah. Peki insanın özü ne? Ruh. İnsan ruh yani. Bu adaşlık tesadüfi olabilir mi? Ben eskiden, ya şimdi de hiçbir zaman onu belki bilemeyeceğim ama çok böyle hemen direkt lafa attılardım. Bir gün sizin de tanıdığınız, beraber kitap çıkarttınız. Bekir Develi şeye geldi. Allah selamet versin. Düzce'ye geldi. Evet. Ben de o zaman koşa koşa yanına gitmiştim, onun program falan var diye. Neyse bir ortam oldu. Hep beraber oturuyoruz. Ben zaten diğer öğrencilerle beraber oturuyorum. Ben de gidip sohbet edebilmek için, şey yapabilmek için hemen arayı açtım. Dedim ki ben Semazen'im dedim. Buraya oturabilir miyim falan dedim. Semazen'leri hiç sevmem dedi. Ben hemen kaçtım oradan. Dedim Mustafa sus. Sizi böyle deyince aklıma da o geldi. Sorduğun şeyden atladığın bir şey var mı? Sen dedim ha. Yok hocam. Ha nasıl oldu demiştin ben yani. Ben oradan başka bir yere gelecektim ama siz böyle konuyu aldınız götürdünüz. Çok şimdi senin sorun tamam. Tamamlandı mı? Benim sorum tamamlandı. İnsanın ölecek kadar arzulaması diye bir şey. Görebileceği başka bir alan, başka bir pratik de çok değil. Hele modern hayatta. Yani örnek görmemiz zor. İş kalıyor efsanelere. Halbuki bir hayatın gerçeğinde, hayatın merkezinden bir şey anlatılıyor. Eskiden yaygın, herkes bildiği için kimse şaşırmıyordu. Buna rağmen direnebilmek, yani ne oluyor bu durumda? Kendi arzularını Hak Teala'nın iradesine kurban veriyoruz. Ya Rabbi, ben senin rızana mahkum noktasındasın. İşte şehadet bu. Böyle can verdiği zaman. Şimdi sevmeyi çok uzakta bir yerde bıraktık sanki. Sevmeden söz ettiğimiz zaman bile derhal bir karlılık, bir menfaat, bir beklenti. Halbuki klasik öğreti bize o kadar yüce bir şey gösteriyor, örneklendiriyor ki ferhada öz vücudu dağlarca hail idi. Yoksa değildi aciz ol bir sütun elinden. Nev'i 1699. Verdiği örnek Ferhat. Ferhat var ya Şirin hani. Amasya bir sütun dağı. Dağı delerdi diyor. Orada problem yoktu da diyor. Egoizmine mahkum oldu diyor zavallı. Allah rahmet etsin diyor. Allah Allah. Ya bu adam can verdi. Nasıl egoist dersin üstad? Demek zamanı yani. Şair bize ikinci mısrada cevabı veriyor. Diyor ki kavuşmak için kazmaya sarıldı. Bir amaç güttü yani. Suyu getirebilirse, dağı delebilirse Şirin'e kavuşacaktı. Kavuşmayı istemek nefsanidir. Kavuşma ihtimali ortadan kalkınca da nasıl kalktı o ihtimal? Ferhat öldü dediler. Şirin öldü dediler. Haber doğru veya iri. Öldü dediler. Kahretti, öldü. Kazmayı kendisine vurdu ve öldü. Kabre kaçtı diyor. İşi paydos etti diyor. Yani maksat gözet, kendisi için bir şey talep etmesini aşkın namusuna münasip görmüyor. Sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan diyor. Aşkın diyor gayesi o idi ki sen nefsaniyetinden sıyrılacaktın. O yapamadı Ferhat diyor, sınıfta kaldı diyor. Öyle aşık mı olur diyor. Şimdi bu örnek verilirken bize gösterilen
Demek ki gizlenmiş bir nefsani arzu da olabilir ibadetinde ki çok muhtemeldir. Ne dediler o yüzden? Erbab-ı irfan, günaha bir istiğfar, ibadete bin istiğfar. Çünkü oradan düşersen tuzağa Allah göstermesin. Bir de havaya girersin. Ve tabii Ataullah İskenderi Hazretleri'nin muhteşem eseri Hikem-i Ataiyye'den öyle demişler ya. Namazda Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey okumaya izin olsaydı Hikem okunurdu demişler. Hikem-i Ataiyye'de kelam şu. Zillet ve inkisara sebep olan günah, izzeti nefse ve kibre sebep olan taattan hayırlıdır. Suç işlerin boynunu büktün. Bu daha hayırlı. İbadet edip göğsünü kabartmandan. Ne diye havaya giriyorsun? Sana nasip edildiyse vel müstağfirine bil eshar. O her zaman okunan Aşr-ı Şerif'in sonunda her türlü iyilik, ibadet, taat sayılıyor ama en son istiğfar. İstiğfar. Çünkü neye istiğfar? İbadete istiğfar yaptın. İmam-ı Rabbani Hazretleri namazdaki secdeyi anlatırken Allahu Ekber, oradaki manası, çeşitli manaları var, her yerde değişiyor. Oradaki manası, sana layık, secdeye layık değilim, yapamam ama emrettiğin için başka çarem yok ya Rabbi diyerek varmaktır. Kalkarken Allahu Ekber, bir hata etmiş olmanın, o makama layık olmayan bir tutum içinde olmanın özrünü dileyerek ya Rabbi sen bağışla. Yani ibadetini kulluk şuuruyla yapmak meselesi. Dedik ya kulluk, işte o. Yani her vesileyle bize anlatılan, aşk vesilesiyle de anlatılan Allah'a kul olmanın disiplini, lezzeti. Bakın lezzet, zevk. Dediler ki namazın lezzetini bir şekilde tatsa insanoğlu hiçbir şey istemez başka. Hiçbir şey. Dedi ki Arif, cennet-i âlâ mı, iki rekat namaz mı deseler namazı seçerim. Çünkü cennet benim için nimet, namaz Allah için. O daha üstündür diyor. Peki bunu şairimiz nasıl söylüyor? Yahu edebiyatımız hakikaten enteresan bir mektep de işte daha çok yaklaşmaya ihtiyacımız var. Men lebin müştakıyam zühad kevser talibi. Nitekim mestemey içmek hoş gelir hoş ya Resul. Su kasidesi Fuzuli. Ya Resulallah diyor, cenneti isteyenler var, Kevser'i isteyenler var diyor. Sözüm yok. Afiyet olsun. Ancak diyor müsaadenle benim talebim onun da üstünde diyor. Senin iki dudağın arasından ne çıkıyorsa o. Sana uymanın zerresini cennetlere değişmem diyor. Ki bu çok da doğrudur yani. Cennetten üstün çünkü ona uymak. İşte o anlaşıldığı zaman ona benzemek az ya da çok. Herkes takatince ama benzenecek model o. Ona benzemek beni evladınızdan, çocuğunuzdan, malınızdan, makamınızdan daha çok sevmedikçe kamil iman etmiş olmazsınız diyen o değil mi aleyhissalatü vesselam? Arkadaşlar selamünaleyküm, kanalımıza hoş geldiniz. Sürekli Mustafa giriş yapıyordu. Bir gün Yakup yaptı, şimdi de ben yapayım dedim. Şimdi bugün Hayati hocamız konuğumuz. Hayati hocamız konuk olduğunda genelde bu açılış kapanışları ben yapıyorum. Geçenkinde de böyle hocam böyle yakışır. Bir güzel yakışır. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Hemen bir böyle bir dörtlükle giriş yapacağım ben. Yanmak ister gönül pişmek sen diyarında. Ruhum miracına varmak, sitretül müntehaya. Olmadı bir çakıl taşı olmak bilinmeyen yollarda. Ya da arş-ı âlâdan bakmak sana, yükselmek gibi maveraya. Demiş şair. Kim? Erhan Keklik. Hocam bir şey diyeceğim. Geçen Erhan programda Yakup şey demişti ya, iyi çekmez diye bir şey vardı, yanlış kelime kullanmıştı. Erhan da hocam yanlış kelime kullanmadı mı sanki? Yok. Doğru mu? Sayılmaz. Tamam hocam. Tamam, onların üzerine. Ben hocam hazır hocam. Sizi görmüşken böyleyken ben şimdi konu aşk ya hocam. Ben hanımı ilk gördüm. Dedim ki ya bu evlenilecek insan. Sonra artık bir şey oldu, beni istemedi. Ben hocam o zaman kıldığım namazı, o zaman ettiğim duayı ömrümde hiç yapmamışımdır. Yani o duadan aldığım zevki, namazdan aldığım zevki ömrü billah olmamıştır. Sonra ne olduysa artık o da beni sevdi. Evlendik. Sonra ben onun için çok dua ettiğimi söyledim. Bana dedi ki sen benim ayarlarımla oynamışsın yoksa olmazdı. Sen ona yazmıştın bunu hocam. Bunu yazdım. Evet, ona yazmıştım. Aruza dikkat ediyor musun bir şey yazarken? Hecemi gözetiyorsun. İkisi de mi yok? Ben çok öyle şey yapmam düşündüğümü. Şiir aruzla yazılır. Yani o insana
ayrı bir zenginlik, bir derinlik katar. Vezne koyarken insan defalarca tekrar tekrar düşünür. Söz terbiye görür yani. Bunu hafife almamak, bir süsten ibaret sanmamak gerekiyor. Şiirin kurallarına uymak diyor 1. Ahmet merhum. Ruh gıdasıdır diyor. Zade-i tab'a gıdayı ruhdur adab-ı nazm. Bunu söyleyen adam bir sultan. 28 yaşında öldü malum 1. Ahmet. Sultan Ahmet Camii'ni yaptıran adam. O kadarcık ömre bu kadar iş nasıl sığdı cidden dikkat çekici bir husustur da. Neler sığdı derseniz mesela iki Macar seferi var, ikisi de tam zafer. O dönemin en iyi şairlerinden biridir ayrıca. 14 yaşında çıktığı tahttan 14 sene kalarak kabre gitti. Efendim 1. Ahmet Camii, Sultan Ahmet Camii'ni yaptırdı. 4,5-5 yıl gibi bir süre içinde Sedefkar Mehmet Ağa'nın, yani Mimar Sinan'ın çırağıdır, elinden o eser çıktı. Ayasofya'nın tam karşısında prestij, yani Blue Mosque halen hayranlık sebebidir. Sonra biz 20. yüzyılın son çeyreğinde 7 sene aralıksız çalışarak restorasyonunu başaramadık. Ben o yıllarda talebeydim. Aynel yakın gördüğüm için söylüyorum. 7 yıl İstanbul'da kaldım. 7 yıl boyunca iskeleler hep kuruluydu. Güya restorasyon işte camlarda bir şey olmuş falan, sıva dökülmüş falan. Hiçbir teknolojik lüksün olmadığı yıllarda, 17. yüzyılda, 4 yılda yapılanı biz 20. yüzyılda o kadar makina, teknoloji, vinç ile 7 senede restore edemedik. Farkı görmek için iyi bir numunedir. Mısrağını okuduğum şahsın kendisi hakkında da bir şeyler ifade etmekte fayda gördüğüm için bu tarih bilgisine girdim. Yoksa ben çok şey biliyorum, bakın hafilen demek değil. Bu mısrayı adam söylüyorsa nasıl bir adamdı da söyledi? Bu önemli. Yani aslında onunla bir dostluk kurmaktır şiirini okumak. Ya da şunu söylesem fazla mı söylemiş olurum? Sen eğer Fatih merhumun fethettiği İstanbul benim diyorsan, diyeceksen, yine onun bıraktığı divanına bu kadar mesafeliyken sözün muallakta kalmaz mı? Yani İstanbul'u fetheden de o, bu şiiri yazan da o. İnsan bir bakmaz mı? Ondan kalan bir eseri can gibi saklıyorsun, iyi de yapıyorsun, müzelerde muhafaza ediyorsun da onun bizzat ruh dünyasını kendi eliyle ifadeye koyduğu şiirine mesafeli olmak da neyin nesi? Bu kadarına hoş bakılabilir mi yani? Bu hoş görülebilir mi? Tembellik anladık da o da bir yere kadar canım. Abartmamak lazım yani. İşte o koca adam, o sultan 1. Ahmet merhum, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin de can dostu bir taraftan. Yani bu kadar farklı sahalarda hem de çok yakın dostuydu yani. Müridiydi ve aralarındaki hadisat ibrettir. Ona dua etti. Padişahlar ardın sıra yürüsün demişti Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne de kendi hocası Üftade. O söz yere düşmesin diye birkaç dakikalığına 1. Ahmet'in kendisine hizmet etmesine müsaade etti. İlişki biçimi bu. Yani hoca talebe, efendim üstad mürit ilişkisi. O diyor ki zade-i tab'a gıdayı ruhdur adab-ı nazm. Şiirin adabına riayet etmek, veznine, kafiyesine riayet etmek, usulünce söylemek. Zade-i tab'a, zade-i tab. Şimdi ifadeye bak. Zade oğul demek. Tabiat tab anladık. Tabiatın oğlu. Fıtratın, tabiatının, karakterinin çocuğu. Şair söz konusu olduğuna göre zade-i tab şiir. Yani senin şiirinin diyor ruh gıdası o usullerdir. Laf olsun diye yok yani. O kurallar laf olsun diye konmuş şeyler değil, prosedürler değil. O sayede insan daha iyi düşünür. Velhasıl Cemil Meriç Usta haklıdır. Şiir aruzla yazılır. Ustalar buna bu kadar ısrar etmelerinin bir sebebi var. Yüzlerce yıl geçmiş, dilimizden düşmüyor. Geçen sefer hatırlayamadığım beyti de. Bakın ne oluyor? Ezberliyorsun, manası üzerinde düşünüyorsun. An geliyor, hatırına gelmiyor. Salavat okuyorsun, arşivden iniyor. Vaktiyle arşive koydunsa yani. Ne koyarsan başına o gelir kaşığına diyor ya. Vaktiyle zahmetini çektinse geliyor tabii. Böyle download oluyor. download oluyor. Suhan terki edeptir sine safanı muhabbette. Meyanı aşık u maşuk da güftü şinid olmaz. Söz
saf gönüllüler arasında edebe aykırıdır. Konuşmaya hacet yok. Orada sözün de dinlemenin de yeri yoktur. Kalpten kalbe intikal eder diyor. Hani bir Allah dostunu ziyarete gelmişti de uzun yolcu, baktı hep sükut var, sadece sükut. Sonra içinden geçirdi, ya dedi bu kadar da yol teptik, bir şey duysak bari falan deyince ona döndü. Dedi ki sükutumuzdan istifade edemiyorsan sözden de etmezsin. Yani hakikaten sükut çok güzel anlatıcı bir şey. Bazen hocanın sükutuna çarparsın, tuz buz olursun. Bir talebem bana onu demişti yani. Sorduğu soruyu aldım, okudum. Sosyal medya şeyin üzerinden gönderdi. Elektronik ortamda. Bir iki gün cevapsız bıraktım. Dedi ki sükutunuza çarptım, dağıldım hocam dedi. Ama ben cevabı hazırlıyordum. İçimin rahat etmesini bekliyordum. Sonra da cevabını karınca kararınca verdik. Çok konuşmak hiç övülmemiş. Yani ne yapalım diye soruyorlar. Kılleti menam, kılleti taam, kılleti kelam diyor. Yani sözü azalt, uykuyu azalt, yemeği azalt. Az ye, az uyu, az konuş diyor. Sükuta dair bir radyo programı yapmıştım. 3 saat sürdü. 3 saat konuştun hocam dediler, ya nasıl sükut bu? Evet. Hocam ben çok sükut ettim arkadaşlar. Evet, hak ettin artık. Bir şey sormayı hak ettin yani. Evet. Evet. Hocam aşk dedik. Ben aşktan böyle derdim ki acaba ömre bağlarız falan diye, ama bir aşk üzerine bir sorum olsun size. Hocam sahabeler hastalıkta aşkı ararlarmış. Buna ne deriz hocam? Hastalıkta şifa vardır. Şimdi bu hep bize Kanuni Merhum'un meşhur beytini ve onun üzerine söylenen sözleri hatırlatır. Zamanımızın çok el vereceğini zannetmiyorum ama hani o meşhur beyti, halk için de muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sühat gibi beytini benim tespit edebildiğim 4 ayrı şair işledi. Bu 4'ten 3'ü tahmis yaptı, beşledi ya, 5'e 3'er mısra ekledi. Baki, Örfi, Aşkı. Fakat biri onladı, Taşlıcalı Yahya. Askerdir, çok güzel bir şairdir, Arnavut'tur. Orada bir mısra, birkaç mısraya bakalım bu suale, bu suale cevap niyetiyle. Naleler güya derayı rühleti rahat gibi. Hastanın inleyişleri, sızlanmaları, yana yakıla dua etmeleri, hem kendisi için, hem onu ziyaret eden, gören, tanıyanlar için o mukaddes, görkemli yolculuğu hatırlatan işaretler olmak cihetinden şifadır. İnsana aczini hatırlatan her şey şifadır aslında. O yüzden der ki eskiler, illet, kıllet, zillet. Fakirlik demek kıllet. Sen onu şimdi yazmazsan bilemezsin böyle şeyleri sen. İllet hastalık demek. Zillet de itilip kakılmak. Yani üçü de diyor, üçü de 40 gün üst üste sana uğramadıysa sen asıl o zaman kork. Neden? Alemlerin Rabbi bazı kullarını, yani tabir mazur görürsün, gözden çıkarırsa ne istediyse verir. Rahat yaşar, havasından geçilmez ama mekri ilahidir. Ecel geldiği zaman eyvah der ve tam bir çaresizlikle mahkum olur. Sevdiği kuluna dert bela gönderir. Derdü bela kemendi mahbubtur. Sevilenleri çekmek için atılan kementtir dert ve bela. O yüzden ashab-ı kiram efendilerimiz her şey iyi gidince, hasta olmayınca, sıkıntı görmeyince, fakirlik yaşamayınca korkarlardı. Acaba, acaba derlerdi. Allah-u Teala'nın hediyesidir. O hastalıkların faydaları saymakla bitmez. Durup dururken günahlarını temizlediğine mi bakarsın? Şükredip kazanacağın erişilmez sevaplara mı bakarsın? Allah ile aranda aşkın dellalıdır. Yani, muhabbet dellalıdır dert ve bela. Sevgiliye kavuşturur. Fuzuli'ni dedi orada. Bela sana gönderilen nimetin ambalajıdır. Bunu şuradan anla. Canını sıkan o dikenli ağaççık, sabredersen Mayıs ayında güller verince sen de anlıyorsun ki diken gülün habercisiymiş, bela nimetin ambalajıymış. Bela zımnında rahat olduğun izhar eder halka, felek beyhude harı huş kutan gülber gider vermez. Durup dururken sana
taze gül verilmiyor, önce diken geliyor. Cenab-ı Peygamber en yüce yolculuk, miraç, hiç kimseye nasip olmayan miracın öncesinde neler çektiğine baktığımız zaman hayret ediyorsunuz yani. Çok büyük ızdıraplar üst üste geliyor, artık dolunca müddet büyük nimete kavuşuyor. Evet. Ferahlık buluyor. Hocam, Müslüman dünyadan bir şey severken korkmalı mı? Tabii korkmalı ve hep ölçüye riayet edip etmediğine bakmalı. Erbab-ı suluk derler, hani yolcu suluk etmiş. Suluk erbabı, süratle geçer aşkı mecaziden, cihanda kimse menzil ittihaz etmez pül üstünde. Bir başka Şeyhülislam, Asım, Çelebizade Asım. Mukaddes yolculuğa çıkmış olan kişi diyor, yol esnasında bazı güzellikler görüp takılabilir. Gül görür, güzel görür, bir şey görür. Park vardır orada. Bu kadarı normaldir ama oyalanırsa, yoldan kalır, kafile gider, kaldık dağlar başında durumu olur. O yüzden diyor, süratle geçer mecazi aşktan. Mecazi aşk ona bir eğitmenlik görevi yapar ama süratle geçer, orada takılmaz. Sonra bunu sağlamlaştırmak için verdiği misal, köprünün üstüne ev yapılmaz. İstersen dene. Manzara çok güzel, Boğaz Köprüsü. Oo, çok sevdim, bir kulübe yapayım. Yıkarlar. Ya manzara güzel, yedik mi, ne olacak desen, güzel bir cevap alırsın. Buranın geçmesi güzel hemşerim, kalması değil. Dünya geçmesi güzel olan bir yerdir. Bir özge temaşa ile geçtik diyor şair. Yani geldik, çok renkliymiş, cilveliymiş, anladık ama bir özge temaşa ile geçtik. Bak, bir özge temaşa dediği farklı bir bakış açısı. Yani ancak iman sahibinin bildiği, fark ettiği bir bakış açısı. Eseri gördü ama müessire hayran oldu ve geçti. Takılmadı yani, takılırsa kaybeder. Dünya dediğim bir pencere, her gelen bakar. Her gelen baktı geçti. Devamını da hatırlıyor musun? Sen hatırlarsın. Neyse, yok. Sen ezberi sonra yapacaksın. Anladım. Tamam. Tamam hocam, gerçekten size söz veriyorum. Bir dahaki geldiğimde hadi bakalım. Böyle diyeceksiniz, Mustafa şuradan devam et. Hadi bakalım. Göreceğim seni. Devam edeceğim hocam. Şimdi divan şiirini... Başka bir program sözü de almış oluyor dil altından yani, çaktırmadan. Evet. Var mı? Yedik sanki. Sizlik bir sıkıntı var mı? Yok yani, fırsat olduktan sonra. Aldık sayılır onu. Aldık sayılır hocam. Bir program daha böyle sizinle. Hocam hani ezberleyecektim ya falan filan. Bir de gerekçesi var artık, ne güzel. Ama ezberledim. Gelin hocam. Gerçekten hocam, bu sefer hani ne olduğunu soracağım, iyice araştıracağım. Ezberleyip geleceğim hocam. Aynı hafızlık şeyindeki sınavlar gibi devam et diyeceksiniz inşallah. Hocam benim hep duam şuydu. Ya Rabbi sen bizi hayırlı yerlerde istikdam eyle. Senin rızana ulaşacak işlerle meşgul olmayı bize nasip eyle diye. Amin. Ben sizin programınızı kameraman olduğum zamanlarda çekerken böyle perdenin arkasından çekerdim. Orada da bazı anlattığınız kısalar sonra gözüm dolardı. Oradan böyle bir hayranlığım süre geliyor. Allah sizden razı olsun. Amin. Cümlemizden. Allah nasip etti, yanınıza oturup bir şeylerden bahsetme fırsatı da oldu. Estağfurullah. Ya bakıyorum, nasip ediyor Allah. Bir hoca efendi de diyor, imkan var, fırsat var, yapmayan haindir diye. Sen son bir şey diyorsun herhalde. Sen söyle. Ya, oradan yavaştan artık toparlayayım. Yavaştan bitirelim diyorlardı hocam. Böyle sağdan soldan bazı bir oraya geliyorlar, bir arkadan geliyorlar. Artık bitirelim dediler bana. İnşallah. Müsaadeniz varsa hocam bitireceğim. Bitirelim. Son sözümüzü de söyleyelim değil mi efendim? Buyurun. Oh, bir program biterken hocam, son sözünü söyledi bana sunucu. Ben de dedim ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. İnşallah arzu ettiğin gibi Cenab-ı Hak duanı kabul etsin. Hepimizi razı olduğu işlerle meşgul etsin. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir kulunu sevdiğinin alameti odur. Sevdiği işte istihdam eder. Herkes bir işle uğraşıyor. Burada meşgul olunacak bir şekilde işte o rızaya uygun olsun el verir ki bizim için de duanızı eksik etmeyin, esirgemeyin. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mustafa'cığım sen bir şey söyleyecek misin? Ha, ben kapatmayacağım mı? Hayır. Ha, tamam. Hocam ben ne diyeceğimi şaşırdım. Hocam, ezber yapacaksın. Senin yapacağın o. Evet hocam, bir dahakine ezber yapacağım. Bunun tamam. 5 sözümüz... beyt. Abartmayalım. 5 beyt. Tamam beş hocam. 5 beyt. Tamam. Hocam bir tane de şey ismi verin bana. Şunu ezberleyin deyin. Onu ezberleyeyim hocam. 5 beyti sana ben göndereyim yani onu. Onu mu demek istiyorsun? Göndereyim. Hayır, yok hocam göndermeyin, estağfurullah. Hani bir isim verirseniz ben o ismin beytlerinden ezberleyeyim. Yenişehirli Avni 1. 5 beyt için ayrı isim söyleyeyim madem öyle.
Yenişehirli Avni'den bir, Nabi'den bir. Yenişehirli Avni, Nabi'den bir. Baki'den bir. Leskovçalı Galip'ten bir. Leskovçalı. Leskovça. Yahya Kemal'in dayısı. Leskovçalı Galip. Galip. Ve? Bir. Eski İstanbul müftüsü Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı. A. Şeref Güzel Yazıcı'dan bir beyti ezberlemek görevindir. A. Şeref Güzel Yazıcı. Vefat yılı 1978. Tamam. Ne adam biliyor musun? Ne adam ya? Yani program bitiyor. Yoksa Şeref Güzel Yazıcı anlatacağım size 2 saat de. Aman yarabbi. Ateş çöllerde göstermek yeter envacı huccacı. Bu dava şayet isterse delail ya Resulallah diyor. Aşkı görmek isteyen 5 milyon insanın o kara taşın etrafında gözyaşları içinde dönüşüne baksın diyor. Delil istemez bu dava ama diyor. İlla delil göreceğim diyorsan 5 milyon farklı insan dünyanın 4 köşesinden gelmiş. Aradan da 14 asır geçmiş. Taşın etrafında dönüyorlar. Sen aşk diye neden bahsediyorsun diyor. Maşallah. Evet. Hocam şöyle bir şey geldi. 5 oldu değil mi? 5 oldu hocam. 5 tane oldu. Programı siz kapatın isterseniz hocam. Kapattık zaten. Allah iyilikler versin. Kanalımıza hocam abone olsunlar mı? Abone olsunlar derhal. Evet, süratle abone olsunlar. Efendim nasıl olunuyorsa onu orada bir tıklanacak bir yer vardır herhalde. Hocam bir de şey vardı. Bize dua etsinler hocam. Ha, böyle yapsınlar. Evet hocam. Tamam. Beğenmek demek değil mi? Evet tamam. Oraya tıklasınlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için hem sizlere hem bütün program hocam. Ekibine hem de izlemek lütfunda bulunanlara. Allah razı olsun. Sizden de hocam. Allah'a emanet olun.